Дорогие друзья, сегодня мы пришли в компанию Тутку Сигорта. Сигорта по-турецки означает страховка. И сегодня мы вам расскажем о всех видах страховок, которые предоставляет эта компания и которые важны для иностранцев, которые проживают на территории Турции, у которых есть которые свои квартиры, хотят застраховать свое имущество и здоровье. Все контактные данные этой компании смотрите в описании к этому видео. Ну а компания Тутку Сигорта работает вот с таким количеством страховок. И давайте пройдем теперь внутрь, и один из работников этой компании ответит на все интересующие нас вопросы. Benim ismim Zeyd. Zeyd. Siz bu şirkette kaç senedir çalışıyorsunuz? 13 yıldır beri çalışıyorum. 13 yıldır. Evet. O zaman sigortalar hakkında her şey biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. İş yeri sigortası, yabancı sağlık sigortası, konut sigortası, trafik sigortası, kasko, deprem sigortası, elementer branşlarda bir sigorta, yangın, bunların hepsi konut sigortası, yangın sigortasına girer. Yangın sigorta branşı altındadır bunlar. Popüler sigortalar hangi Türkler arasında? Türkler genelde trafik, kasko, konut sigortası, iş yeri sigortası. Ve yabancılar için? Yabancılar için de genelde Türkiye'de bunlar. Yabancılar için bir de zorunlu ikamet için yaptırdıkları zorunlu sağlık sigortası, konut sigortaları, deprem sigortaları. Zaten bunları genelde yabancılar bilinçli olduğu için genelde hepsi yaptırıyor. Hangi firmalarla çalışıyorsunuz sigorta firmalarıyla? Biz 13 tane ajantelik yaptığımız firmamız var. Şirket sayımız fazla. Fiyat esnekliği, fiyat farkı, fiyat kalitesi, şirket kaliteleri bunlarda hepsini bulabiliyoruz. Şirket sayısı sigortalarında 0-65 yaş arası. Yani yeni doğumdan 65 yaşa kadar yabancı sağlık sigortası yapabiliriz. Fiyatlar şirketlere göre değişiyor. Mesela ama benim annem 61 yaşında, ona en iyi sigorta yapmak istiyorum. Şimdi en iyi sigorta, fiyat olarak en düşük Nippon sigorta, 680 lira çıkar. Kalite olarak da Grupama sigorta var, 960 lira çıkar. Bir senelik? Bir senelik. Yabancı sağlık sigortaları bir yıllık yapılıyor. Zaten en kısası bir yıllık, bir de iki yıllık. İkamet gaz sürelerine göre yapılıyor. Kısa dönem 6 aylık yok. 1 yıllık veya 2 yıllık. Yani sigortaların içerikleri yabancı sağlıklarda içerik olarak A firması, B firması, C firması fark etmiyor. İçerik olarak hepsi aynı. Hizmet kalitesi olarak fiyatlar. Bir de fiyat olarak değişiyor. Bir de hizmet kalitesi. Bu Grupama, evet, yabancı sağlık sigortası. Evet, ikamet gaz için yabancı sağlık sigortası. Bu da Nippon yabancı ikametgah için yabancı sağlık sigortası. Poliçeler standart ama fiyatlarımız uygun. Fiyatlarımız uygun. Mesela benim annem 61 yaşında. Evet. Grupama kesmek istiyorum. Evet. O kaç olacak? 800 lira. 61 yaşında şöyle söyleyeyim. Şey de var zaten bizim fiyat şeyimiz de var. Tabii 2019 için tarifeler değişebilir. 2018 için mesela 60-65 yaş arası 680 lira. Nippon. 680 lira. Grupama da ne kadar? Grupama biraz daha yüksek o yaş grubunda. Sadece büyük yaş grubunda biraz daha yüksek. Ama en iyi. Efendim? En iyi. Fark etmiyor. Yani standart. Yani standart. Burada mesela bunun da Yaşam Hastanesi'yle, Anadolu Hastanesi, Başkent Hastanesi anlaşması var. Bunun da aynı şekilde. Yani tüm poliçenin içerisindeki teminatlar tüm şirketlerde standart. Devletin belirlemiş olduğu bir ürün olduğu için standart. Ve yabancılar şey düşünüyorlar, özel sigortalar devlet hastanede geçerli değil. Özel sigortalar kamu yani devlet hastanesinin hiçbirinde geçmez. Evet. Bu sadece özel hastanelerde anlaşmalar olduğu hastanelerde. Bunun haricinde burada mesela evi olan yabancılara da konut sigortası, konut sigortası. İşte aracı varsa aracının kaskosu, trafiği onları da yapıyoruz. Evet. Konut sigortası, onun hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Mesela hırsız. Şimdi konut sigortasında kapı dışında kaldı, çilingir hizmeti var.
Onun haricinde voltaj yüksek geldi. Evde kliması, buzdolabı, televizyonu, çamaşır makinesi yandı. Onu kapsıyor. Artı evde su problemi oldu. Alta mesela komşuya vereceği zarar onu karşılıyor. Cam kırılması. Çatıda güneş enerjisi varsa onu karşılıyor. Onun haricinde yangın, hırsızlık onları karşılıyor. Yani full paket zaten paket olarak dediğim gibi o da tabii bina bedeline göre, içerideki eşyaya göre şeyler değişiyor, fiyatlar değişiyor. Siz onu gelip kontrol yapıyorsunuz değil mi? Biz gelip kontrol yapmıyoruz. Müşterinin beyanına göre. Müşteri geliyor. Diyor ki benim evim diyor atıyorum 160 metrekare diyor. İçeride 100 bin liralık eşyam var diyor, benim bina bedelim diyor. 300 bin TL diyor. Tamam mı? Ona göre biz eksiksiz yani full doktoru bir şekilde poliçeyi yapıyoruz, tanzim ediyoruz. Dediğim gibi. Ve bu sigorta ne kadar? O sigorta şöyle dediğim gibi yani ortalama 200 TL'de 200 TL ile atıyorum villa yapıyoruz 700 lira 800 TL. Yani ama bu 4 bin lira 5 bin lira bulabiliyor. Ya beyana göre. Ya yok. Mesela atıyorum 2 milyon TL'lik bir villayı düşünün. 800 lira, 900 lira. Вот как вы уже поняли, в этой страховой компании вы можете оформить страховку для вида на жительство. Они работают с 13 различными страховыми компаниями, и, конечно же, придя сюда или даже не обязательно сюда приходить, вы можете позвонить или написать им по WhatsApp, выслать все свои основные данные, и они уже оформят вам страховку и привезут в назначенное вами место либо в миграционную службу, либо вам домой. Вы также помимо обычной страховки для вида на жительство, которая является обязательной, можете оформить страховку, которая покрывает все, она стоит дороже, ну, раз в 5, но с этой страховкой у вас не возникнет никаких вопросов ни в каких частных больницах, не только Турции, но и за границей. Если у вас возникают какие-то вопросы по поводу страховок по виду на жительство, обязательно пишите по WhatsApp, и ребята из этой компании вам помогут. Yabancı evet, şimdi, şimdi geniş kapsamlı sağlık sigortası, geniş kapsamlı sağlık sigortası, yani bu şöyle söyleyeyim, geniş kapsamlı sağlık sigortasında sektörün ve dünyanın en iyisi Allianz. Allianz. O da yani müşteri diyor ki işte benim yatarak ayakta her şeyim diyor tam olsun diyor. O da işte yıllık 3000 TL, 4000 TL, 5000 TL, 6000 TL değişiyor. Yani kişinin yaşına göre, şeyine göre. Eğer önceden kronik bir rahatsızlığı yok ise, bir yıl mesela poliçeyi yaptık. Ömür boyu yenileme garantisi veriyor. Adam kanser olsa da, bir kötü hastalığa yakalansa da ömür boyu onu karşılıyor. Yani Allianz'da şeyde o şekilde. Şey peki Hasan abi ben bir şey soracağım. Şimdi geldim ben kendime genel sağlık sigortası yaptırdım bu sene. Evet. Atıyorum 4000 lira tuttu. Evet. Seneye geldim paketi yenilediğim zaman bana hani sürekli sadık müşteri indirimi gibi bir indirim var mı? Tabii. Var mı? Tabii bir şey yapıyor fark ediyor. Fark ediyor. Üçüncü yılda dördüncü yılda sürekli indirim alabiliyorum yani. Tabii. Ama şey mesela o arada bir rahatsızlığa kronik bir rahatsızlık çıktı ortaya. Sigortadan sonra 3. yılda çıktı. Ondan sonra hiç problem değil. Yine indirimden faydalanıyor muyum? Tabii hiç problem değil. Bir de şu olay var. Mesela şeyde şimdi benim müşterilerim var. Adam şeyde mesela atıyorum Medical Park'a gidiyor. A'dan Z'ye her şeyi bir kuruş para ödemeden çıktı. Bir de şey soracağım ben sana. Şimdi genel sağlık sigortası aldım ben. Evet. Kayınvalidem için atıyorum. Evet. Diyeceğim ki abi bir de bana bu ikametgahı da kapsasın. İkametgah için ayrı sigorta yaptırmayayım. Uğraşmayayım dediğimde. Evet. Öyle bir özel çalışmada yapabilir miyim? Tabii yapıyoruz. Tabii. Mesela dedi ki ben Allianz'tan dolu dolu bir poliçe istiyorum. Evet. Tamam mı? Ve göç idaresinde de ikametgah içinde kullanabileyim dediği zaman biz aynen o poliçeyi göç idaresinde geçerli bir şekilde Allianz'tan özel yazı veriyor bize. Kişiye özel oluyor. Evet, evet. Aynen o şekilde yapıyoruz. Toplam 20 tane şirketle çalışıyoruz. 20 tane şirketin acentesi. 20 tane. Hepsinin A acentesiyiz. O da hani alternatifimiz çok fazla. Yani büyük marketi düşünün. Hani gittiğiniz zaman hani aradığınız her şeyi A'dan Z'ye buluyorsunuz. Bizim işte de
Yani çoğu şirket her şeyi yapmıyor. Yani şirketler iş seçiyor. Yani şeyde müşterinin TC'sinde atıyorum A şirket yapmıyor, B şirket yapıyor. Ondan dolayı alternatifimiz çok fazla. Bir de 25 yılı aşkındır sektördeyiz. 25 yılı aşkındır. Yani iş tecrübemiz, deneyimimiz, her şeyimiz. 25 yılı. Ki zaten firmalara da bakınca evet. Tabii firmaların, evet yani. Firmaların çoğu da hepsi dünya devi zaten. Burada olmayanlar da var şeyde. Burada dışarıda servis yemeklerinde var. Tabii. Помимо обязательной страховки для вида на жительство, вы можете, конечно же, оформить страховку на свое жилье. И это не важно, являетесь вы владельцем жилья или арендатором. Вы можете оформить так называемую страховку на имущество, страховку от пожара, страховку от потопа, страховку от воров. В общем, когда вы проживаете в Турции долгое время и вы считаете, что у вас есть ценные вещи в доме, вы можете оформить страховку на имущество. Эти страховки стоят очень дешево, в год от порядка 150 лир, поэтому, если вы волнуетесь, обязательно оформляйте эту страховку, и обычно она окупается. Если, не дай бог, также что-то случится. Также, друзья, помимо, мы уже говорили, что вы можете оформить страховку и на свою машину в этой компании, но, естественно, если вы проживаете в Турции и у вас есть вид на жительство, вы выезжаете за границу не в Россию, не в страну, гражданином, которой вы являетесь. Например, вы проживаете в Турции, у вас есть турецкое гражданство или у вас есть вид на жительство в Турции, и вы, например, являетесь и гражданином России и хотите поехать в отпуск, например, куда-нибудь в Черногорию, в Сербию или в какую-то другую страну. Когда вы выезжаете за границу, обязательно оформляйте также туристическую страховку для путешественников. Вот, например, мы с Айханом поедем в Боснию. Мы когда ездим, мы всегда оформляем с собой страховку. Эта страховка стоит очень мало, порядка 50 евро на человека на неделю. Но вы будете в безопасности и не беспокоиться о том, чтобы, опять же, не дай бог, что случится, у вас будет страховка, которая покроет все ваши расходы на лечение и на врача за границей. Это очень важно. Никогда не забывайте об этом, когда уезжаете за границу на один день или на один. Evet. Trafik sigortası yaptırdım ben buna. Yaşlı biraz. Evet. Atıyorum şimdi arabamı değiştirdiğim zaman. Hasan abi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Bir yıllık yapıyor muyuz sigortayı? Evet. Ben daha 4 ay sonra arabayı değiştiriyorum. O aradaki farkı yeni aldığım aracı aktarmak gibi bir durum olabiliyor mu? Tabii. Onu iptal ediyoruz. Yeni aldığı araca aynı o günün tarihinde bir yıllık poliçe tanzim ediyoruz. Oradan eski poliçede ne kadar iadesi var atıyorum 400 lira. Anladım. Yeni poliçesi kaç lira? 1000 lira. Aradaki farkı alıyoruz. Aynen o şekilde yapıyoruz. Peki kasko? En yaşlı kaç yaşına kadar kasko yaptırabiliyorsun? 19-20 yaşına kadar. Tabii ki şeyde çoğu şirket 15 yaşa kadar yapar. Bazıları 10 yaşa kadar yapar ama adamın 4 yıldır, 5 yıldır sürekli kaskosu varsa önceden genelde onu 18-19-20 yaşa kadar yapabiliyoruz. Дорогие друзья, и, конечно же, я говорю во многих своих видео, когда вы приезжаете в Турцию не с туром, а самостоятельно, не забывайте оформлять страховку себе в России, несмотря на то, на сколько вы дней приезжаете. На один день, на две недели, на два месяца обязательно оформляйте в России страховку для путешественников, выезжающих за границу. Это очень важно, не дай бог, конечно, что случится, вы должны быть за границей обязательно со страховкой. И мы решили оформить страховку Альфа-страхования. Также многие больницы работают со страховкой Росгосстрах. Когда вы едете в какой-то город надолго за границу, просто поинтересуйтесь ближайшей больнице, в частности, с какими страховками они работают. Ну а если мы будем обращаться в государственную больницу, то, естественно, государственная больница со страховками не работает, мы будем оплачивать это из своего кармана. У меня, например, сейчас мама приезжает в Турцию на 2 месяца, и мы обязательно в России оформляем ей страховку. Прежде чем она пошла оформлять страховку, я узнала в больницах, в частных больницах Алании, с какими страховками они работают.
спросили, задали вопрос Хасан, вы владельцу этого агентства страхования, можно ли застраховать, например, какие-то части своего тела? Например, если ты футболист, застраховать ногу. Если, например, как я работаю своей головой, могу ли я застраховать голову? Конечно же, они сказали, что можно все это дело застраховать, но не в Алании, потому что для этого нужна врачебная экспертиза, очень много разных документов, и эта страховка стоит очень дорого. Поэтому, друзья, если вы хотите застраховать какую-то важную часть тела, например, как теннисисты страхуют свои руки, футболисты ноги и так далее, вы можете обратиться, но это процесс достаточно долгий и очень дорогой. Но, как говорится, все возможно. TC numarası, yabancı TC numarası ve vergi numarası var. Tam adresi de verdi. Dedi ki başlangıç tarihi şu şu, bitiş tarihi bu dedi. Bildiğiniz poliç istiyorum dedi. Yani biz onu gerekirse ulaştırırız dedi. Ben de tam onu soracaktım. Evet. Şey de yapabiliriz. Sizin de bir çünkü WhatsApp numaranızı koyacağız biz. Tabii. Sizin WhatsApp numarasını işte söylediği şeyleri attıkları da pasaport fotokopisi var. Aynen. Adresine götürebilirsiniz. Aynen. Alanya içinde. Aynen. Yani tabii, Alanya. Tabii. Ondan dolayı yani bunu bu 2018 sona kadar geçerli fiyatlar. Şimdi Anastasia şu olay var. Bak mesela şimdi erkek diyor, tamam mı? Hı-hı. Mesela bak 61-65 yaş arası 667 TL. Şey anlatmak için. Şimdi sigortalı hakkında biz her şeyi biliyoruz. Ya tabii ki sizin aynen, gibi değil aynen, ama. Aynen. Yıllardır, uzun yıllar sektördeyiz. Tecrübemizle, deneyimimizle, kaliteli hizmetimizle farkı tüm müşterilerimiz görürler. Yani neden? Yani biz de kendi başımıza bir şeyiz, yani bir markayız. Çünkü sonuçta güven çok önemli. Güven çok önemli. Yani sigorta da kağıt istiyorsun müşteriye. En büyük olay güven. Sizin zaten yabancı müşteri çok var. Çok müşterimiz var. Hı-hı. Çok müşterimiz var. Yani burada büyük firmalar var. Onların da şeylerini yapıyoruz. Tüm ikametgah işi yapanlar var. Onların da yapıyoruz. Yani sadece bura değil. Bizim Alanya dışında da çok farklı illere poliçe tanzim ediyoruz. Poliçe kesiyoruz. Поэтому, друзья, если у вас будут какие-то вопросы по поводу страховок, если у вас будет необходимость оформить любую страховку, обращайтесь в компанию Тутку Сигорта, Тутку Страхования, к Хасан Бею, и они, конечно же, вам помогут, предоставят лучший сервис и лучшие цены. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Всем всего хорошего. Приезжайте в солнечную Аланию, живите здесь, отдыхайте. Хасан Бей, добро пожаловать. Все ли были мы с вами? Добро пожаловать. Добро пожаловать. В Аланию. В Аланию. Да. Друзья, добро пожаловать в Аланию. Всем всего хорошего. Пока. 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 Спасибо. Спасибо.